Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere bir konu ve bir ürünü göstermek istiyorum aslında. Görmüş olduğunuz ürün Benchmade Cryptilian. Herkesin bildiği, tanıdığı, bir zamanların en iyi EDC, ne diyeyim, fiyat performans açısından en iyi ürünlerinden bir tanesi. Bütün bu en söylenebilecek her şeye sahip olan, bütün enleri kendi bünyesinde toplayan bir model. Cryptilian. Bir sürü varyasyonu vardı. Ben de zamanında aldım, kullandım. Büyüğü, küçüğü, 20 CBC, G10 kabzası, şu su, bu su. Yani Mel Pardue, eğer doğru telaffuz ettiysem tasarımcının ismini, namına, şanına şan kattığı modellerden bir tanesi. Cryptilian. Çok satanlar için de öyle diyeyim. Peki bu ürünü size niye gösteriyorum? Bunun defalarca belki tanıtımını yapmışımdır. Tekrardan söylemiş olayım. 154 cm FRN kabze, Access Lock bildiğimiz. Asıl göstermemdeki sebep arkadaşlar şu an bu ürüne yapmış olduğum bileme. Bu bildiğimiz mat finish. Benim yapabildiğim en keskin ve en mat olan finish arkadaşlar. Genelde herkes bu durumlarda ayna finish talep eder bizden. Ayna görünümlü bir kesici ağız ister. Ama şunu da söylemem gerekiyor ki ayna finish aslında profesyonel bileme yapmış olan, hani yapan insanların özellikle elde etmek istedikleri bir şey değil. Normalde, normal şartlarda, ülkemizde biraz farklı bu ama normalde değil. Aslında ürünü süper bir keskinliğe getirmenin yan etkisidir ayna finish. Normalde ben ayna olsun istemiyorum ama 10 bin, 12 bin gride çıktığım zaman bileme esnasında mecburen o ağız aynaya dönmüş oluyor. Ve bunun önünü almak mümkün değil. Daha keskin istiyorsanız daha yüksek gridlere çıkacaksınız. Daha yüksek gridlere çıkarsanız bu da otomatikmen ayna görünümünü elde etmenizi sağlayacaktır. Peki neden mat finish talep ediliyor? Genelde talep edilmesinin sebebi tamamen görsel. Zevki bu şekilde seviyor ürün sahibi. O yüzden mat talep ediyor. Ama genelde benim bildiğim, deneyimlediğim şudur ki yurt dışında ayna finish pek sevilmez. Aslında yani YouTube'da falan baktığınız zaman bütün aşağı yukarı ürünlerde böyle ayna finish oluyor ama normal mat finish'in kullanıcılar için özel bir yeri var. Niye özel bir yeri var? Mat olduğu zaman otomatikmen daha düşük bir gridde bitirmiş oluyorsunuz bilemeyi. Yani aşağı yukarı işte 1000-1200 gibi. Çapağı asla deri masat işte şu bu kullanmadan, zaten deriye tamamen karşıyım, o ayrı bir durum. Kullanmadan çapağı komple sıfırlamanız gerekiyor ve elde etmiş olduğumuz bu keskinlik ayna finişe göre en az, benim deneyimlediğim şahsım adına, en az 2 kat 3 kat daha uzun sürüyor. Keskinlik bir kılı yaracak seviyede olmuyor. Tabii ki bunun ayrı bir yeri var ama kullanıcıya da kıl yarmak pek gerekmiyor yani. Bıçağın kesmesi lazım. Kullanıcıysan bıçak kesmek içindir. Kestiği sürece de kullanabilirsin ve bu süre ayna bilemeden daha uzun gidiyor diyebilirim. Mat finişlerde. Daha şeyini tam stadını da takmadık ama şurada dursun. Şöyle göstereyim. Keskinlik bana göre gayet güzel, gayet sevimli bir hal aldı. Şöyle ağzı da size yakından göstereyim. Tamamen mat olarak bitirilmiş bir ürün. Tabi bileme çizgileri belli olmuyor ama görünüm bu şekilde. Yani ülkemizde de artık şöyle aynadan kurtulup mata geçiş yaparsak, bunu da seversek, çok anlarsak ve seversek çok mutlu olacağım ben de şahsım adına. Herkes ayna istiyor ama aynanın o keskinliği, süper keskinlik zaten 2-3 kullanımdan sonra uçup gidiyor. Eğer ürününüz işte atıyorum çok premium bir çelik ve 62-63 derecelerde ısı işlem görmemişse. Veya işte 63 HRC, 62 HRC olmadıysa çok da uzun sürmüyor. Öyle diyelim. Bir de şunun da altını çizmek istiyorum. Yanlış anlaşılmasın.
mat finish demek daha rahat, daha kolay değil. Aksine aynadan daha zor şu anda benim için. Çünkü ayna finish yaptığınız zaman belli bir sıralama var. Atıyorum işte ben en az 5 taşla bileme yapıyorum. Hatta 6'ya çıkıyorum. Daha sonrasında pastacıyla şu bu derken o keskinlik için uğraşıyorum aslında. Otomatikman aynı finish'i de elde etmiş oluyorum. Ama mat olduğu zaman öyle değil. Matta belli bir yere kadar gidebiliyorsunuz. Atıyorum işte 2000'in üzerine çıkamazsınız. Çıktığınız zaman otomatikman aynaya parlamaya başlıyor yüzey. O yüzden 2000'e kadar herhangi bir gridde bilemeyi bitirip, bir de bitirmek de kolay olmuyor. Neden? Çünkü mikro çapaklar var. Şimdi taşın gridi yükseldikçe otomatikmen o çapaklar da ufalıyor, ufalıyor, inceliyor ve sonuçta kayboluyor. Ama 1200'lerde o mikro çapaklar çok kolay kolay da kaybolmuyor. Artı birkaç el hareketi, hani yanlış veya gereksiz veya fazla birkaç el hareketi yaparsanız işlem yaparken, bu sefer kaybettiğiniz mikro çapakların yerine yeni mikro çapaklar oluşuyor. Bir de bunları kaybetmek için uğraşıyorsunuz. Yani bu bayağı bir alengirli bir durum oluyor. Ama yine de bana göre, benim açımdan mat finish çok daha kullanışlı aynadan. Ha, ben kendi ürünlerimde ayna seviyorum, görselini sevdiğim için, ama kullanım açısından mat finish çok çok daha iyi diyebilirim. Evet, umarım başınızı ağrıtmamışımdır. Yeni yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.